Merhaba arkadaşlar, kanalım Çalido'ya hoş geldiniz. Zack Snyder yine videoyu yükledi. Bugün benim tahmin ettiğim gibi Wonder Woman değil, Aquaman videosu geldi. Zaten sabah Twitter'da Aquaman hashtag'inin etiketinin arkasında Aquaman logosu gelince anlamıştık bugün Aquaman geleceğini. Dediğim gibi beklentim Wonder Woman'da ama Aquaman çıktı. Üzüldüm mü? Hayır. Jason Momoa'yı da çok severim, Aquaman'ı da çok severim. Lafı uzatmayacağım, izleyelim sonra üzerine konuşalım. You can turn your back on the world forever, above or below. Thousands of years since our people spoke. The firstborn and beloved queen of land. I need warriors. You can't escape. The time has come. Take up your mother's trident. This is a bad idea. I am the devil and his army. And now... Yes. Yedi Deniz'in Kralı Aquaman'ı da gördük. İlk cümle vurucuydu. İki tarafa da sırtını dönmeye devam edemezsin diyordu. Yani hem Atlantis'e, yani bağlı bulunduğu krallığa hem de insanlığa. Yani çünkü hem denizin hem karanın olduğunu düşünürsek, o yüzden iki tarafa da sırtını dönemezsin artık. Bir karar vermek zorunda ve iki tarafı bütünleştirmek zorundasın. Zack Snyder'in tasarladığı DCU'da hep bir köprü var farklılıklar arasında. İşte Superman uzaylılarla insanlar arasında, yani Kryptonlarla insanlar arasında bir köprüydü. Wonder Woman Amazonlarla insanlar arasındaki köprüyü oluşturdu. Aquaman de Atlantislerle insanlar arasındaki köprüyü oluşturacak. Belki de Cyborg diğer meta insanlarla aramızdaki köprü, Flash paralel evrenlerle aramızdaki köprü diye düşünebilirsiniz. Bilmiyorum, siz de örnekleri çoğaltabilirsiniz. Ben sadece şu an aklıma gelenleri söylüyorum. Aquaman'e de böyle bir görev biçilmiş durumda. Denizin ve karanın köprüsü. İkisini birleştiren unsur. Vulcan'ın sesini duyduk arada. Willem Dafoe'nun sesiyle. Annenin mızrağının işte Trident'i, daha doğrusu burada aslında Quaident oluyor. Beşli çünkü. Al ve görevini yerine getir tarzında bir şeyler söylüyordu. Tam yakalayamadım. Bruce Wayne'in sesini duyduk. Diğer sesleri de duyduk arada ama sanırsam Mera'yı duyduk evin olmamakla birlikte. Amber Heard'ın sesine benzettim. Ve en son yine Jason Momoa'nın sesini, Aquaman'ın sesini duyduk. Bence bu kötü bir fikir. Cehennemde şeytanlarla dövüşmek çok akıl kârı değil tarzında bir şey söyledi. Haksız diyemeyiz. Ama ne demiş bir büyük Bruce Wayne atasözü? They never fought us, not us united demiş. O yüzden bu filmde de bu şekilde görüp izleyeceğiz diye düşünüyorum. Arada başka bir şey yakaladım mı diye düşünüyorum ama yakalamadım gibi geliyor. Zaten görsellerle birlikte heyecan arttığı için. Evet. Yani bugün dediğim gibi biraz Wonder Woman beklentisiyle uyanmıştım ama Aquaman'i görünce bir onun farklılığı oldu. Başka da bir şey yakalamadım. Eğer siz yakaladıysanız lütfen aşağıya yorumlarda yazın. Onun dışında videoyu paylaşın, kanala abone olun.